Sen burada yatacaksan ben gidiyorum. Yasemin, bunu bize yapma. O zaman sen gidiyorsun. Yasemin. Murat, git. Murat Bey, isterseniz siz Kerem'in odasında uyuyun. Ben Kerem'i yanıma alırım. Ya, gerek yok. Yeterince oda var zaten. Kerem beni çağırıyor. Ha, bu arada kendinizi fazla üzmeyin. Olur bazen böyle şeyler. Yasemin Hanım da yakında anlayacaktır hatasını. Tabii benim haddime değil ama. Umarım dediğin gibi olur. Anne. Neden ayaktasın? Ne zaman babanla kavga etsen burada bulurdum seni. Bu oda sığınak gibi bir şeydi senin için. Hala da öyle sanırım. Sadece uyumak istiyorum. Yanıma gel, otur gel. Hep böyleydin sen. Asiydin. Benim lafımı da hiç dinlemezdin. Ama en zor zamanlarda hep yanımda oldun. Sen benim annemsin. Hayır, sen benim oğlumsun. Yıllardır bütün yükü tek başına sırtlanmanı izliyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Alışayım ben. Herkesin bir dayanma noktası vardır. Kendine bu kadar yüklenme. Her şeyi düzelteceğim. Hep hallederim ben, biliyorsun. Biliyorum. Babanın oğlusun sen. Gel, gel. Gel, gel. Hikmet. Hikmet, gelir misin? Gel. Kuru temizlemeye gidecek eşyalar var. Mine ayırsın. Evin alışverişlerini halledin. Öğlen dışarı çıkacağım. Beni sen götüreceksin. Emredersiniz. Başka bir şey yoksa ben müsaadenizi rica edeyim. Tamam. Ha Hikmet, dur. Bu mücevherlerin de Arsen Usta'ya gitmesi gerekiyor. Temizlensin. Sonra kasaya götüreceğim. Peki. Ben Arsen Usta'yı ararım. Çok yoğun değilse buradan alıp götürürüm. Tamam. Olur, o iş sende. Hiç merak etmeyin. Müsaadenizle. Hikmet abi, bir konuşabilir miyiz? Abi, bir dinlerseniz beni lütfen. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hikmet abi, ben dün sana yanlış yaptım.
Bir büyüye söylenmeyecek laflar çıktı ağzımdan. Bu aralar sinirlerim alt üst oldu gerçekten. Anneannem çok hasta. Bir daha görebilir miyim bilmiyorum. Onun stresiyle ne söyledim gerçekten bilmiyorum. Ama haddimi aştığımı çok iyi biliyorum. Affedin beni lütfen. Tamam. Bir daha olmasın. Biz burada böyle şeylere alışkın değiliz. Buranın kendine göre bir düzeni var. Herkes buna uyar. Söz. Bir daha olmayacak. Teşekkür ederim. Güzel adamla evlenmişsin Safiye abla. Ne oluyor? Niye sarılıyor bu kız sana ha? Ne oluyor? Bir hata yapmıştı. Kendince geldi özür diledi. Ben de büyüklük gösterdim. Ne Safiye? Allah Allah. Vallahi seninle uğraşamam ya. Gel. Gidiyor musunuz? Evet. İtiraf edeyim, dün akşam söylediklerim bayağı etkili oldu. Bence en doğru karar. Kerem yeni uyanmıştı, getireyim yanınıza, gitmeden görmüş olursunuz. Kerem'in eşyalarını topla. Sen de hazırlan, gidiyoruz. Nasıl? Bak, dün söylediklerini düşündüm. Evet, gitmek doğru bir karar. Ama çocuğumla birlikte. Ve bu evde benimle ilgili kim varsa hep beraber. Çocuğumu alıp bu evden gidiyorum. Sen de Kerem'in bakıcısı olduğuna göre gelmek istersin diye düşündüm. Nereye? Annemlerin evine. Murat Bey'in bundan haberi var mı Yasemin Hanım? Sen Murat Bey'le mi çalışıyorsun Ceren? Ay yok. Pardon, kusura bakmayın. Yani ben öyle birdenbire söyleyince. Evet. Hazırla eşyalarını Kerim. Tabii. Bir ailenin yanında çalışmaya başladı o. Çift anne. Onların bebeğine bakıyor.
Tuğçe kalk. Allah, daha saat çok erken. Hemen hazırlanıyorsun, annemlerin evine gidiyoruz. Ya ne oluyor sen? Ciddi misin yine, ne diyorsun? Çok ciddiyim. 20 dakika içinde bu evden çıkıyorum. Sen de benimle geliyorsun. Hemen eşyalarını hazırla. Ablam, ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Hastaneye yerdeydi. Kendi kendine ayağa kalkmaya çalışmış herhalde. Nabız çok düşük hocam. Tülin Hanım'ı yoğun bakıma alıyoruz. Hadi acele edin. Çabuk çabuk sedye gelsin. Yasemin bir süredir ilaçlarını almıyor. Anlattıklarınızdan Yasemin Hanım'ın çok ciddi ataklar geçirdiği sonucunu çıkarıyorum. En son bana geldiğinde farklı ilaçlar gösterdi. Doğrularını tekrar reçetelendirip kendisine verdim. Kontrolünü kaybetti Yasemin. Size gelmeye de ikna edemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi de evden ayrılmaya karar verdi. İki şık kalıyor önümüzde. Biri müşahede altına almak. Zorla hastaneye yatırmak mı? Bunu unutun asla. O zaman tedaviye onun haberi olmadan devam etmek zorundayız. İlaçlarını gizlice vermekten bahsediyoruz. Evet, yemeğine koyabilirsiniz. Ama bu mecbur kaldığımızda kullandığımız bir yöntem. Anladım. Yasemin Hanım'ı en kısa zamanda beni görmeye ikna edin lütfen. İlaç terapi olmadan kalıcı bir etki sağlamaz. Dediğinizi yapacağım. İyi günler. Kolay gelsin baba. Sağ ol. Ne o? Anan gibi dik dik bakıyorsun. Ceren Hanım. Dün gece bahçede gördüm. Bir elinde valiz, kucağında Kerem falan. Bebeğin çantası değil mi o? Vallahi valiz gibiydi baba. Yani işin tuhafı, taksi çağırmış havaalanına gitmek için. He? Havaalanına. Kucağında Kerem. Evet baba, taksici öyle söyledi. Bir kadın aradı, havaalanına gidecekmiş dedi. Oğlum, onun anneannesi mi, ne hastaymış? Ya belki de taksici yanlış geldi oğlum. Hadi hadi. Sen işine git. Tamam. Ben bunu Yasemin Hanım'a zaten söylerim. Saklayacağımı mı zannediyorsun? Sen kim oluyorsun da bana böyle temeden temeden konuşabiliyorsun? Bak yemin ederim, bir daha benimle böyle konuşursan var ya seni... Murat... Hiç hayır falan deme. Ne yapıyorsun? Hazırlanıyorum. Madem karım çocuğumuzu alıp evden gidiyor. Ben de onlarla gidiyorum. Saçmalama. He, sen kafana göre her istediğini yapıyorsun. Ben yapınca saçmalıyorum, öyle mi? Madem baba evine gidiyorsun, bana da bir oda verirsin, takılırım orada. Seni rahatsız da etmem. Arada bir Kerem'i falan severim işte. Bunu yapmayacaksın. Yo, gayet yapıyorum. Eve gideriz. Sen benden rahatsız olsan polis çağırırsın. Ben de kocasıyım derim. Burada olmaya dayanamıyorum. Tamam işte. Gideriz. Bunu konuşuruz. Ortak bir çözüm buluruz. Sen beni dinlemiyorsun. Hatta bana tahammül edemiyorsun. Ben seni gayet iyi dinliyorum. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen ve ben çocuğumuzu alacağız ve buradan gideceğiz. Ama benim istediğim yere. Nereye? Seni çok sevdiğim yere. Orada istediğin kadar kalacağız. Hatta istersen hayatımızın sonuna kadar. İnan çok kırıldım Murat. Tamam. İşin o kısmını bana bırak. Madem kalbini ben kırdım, ben onaracağım.
ettiğimizi anladın. Murat Bey, müziği açar mısınız? Kerem öyle daha rahat uyuyor. Tabii. Şaşırmamış gibisin. Şaşırmadım. Sen akıllı bir çocuksun. Kendin için en doğru karar verdin. Yaş aldıkça insan olması gerekeni daha net görüyor. Sizin kalbiniz daha hızlı atıyor olabilir. Ama bizim de biriktirdiğimiz sizden çok daha fazla. Kendimi bir proje gibi hissediyorum. Abartma. Bu gece bize gel. Üçümüz yemek yiyelim. Nil, ben, sen. Sen de yapman gerekeni yaparsın. Eve gelmeyeyim Murat, Yasemin. Onlar gittiler. O yüzden bize gel diyorum. Nereye gittiler? Yasemin'in durumunu fark etmişsindir. Gerginlik evde de devam etti. Sabah Murat karısını alıp dağ evine gitti. Yasemin iyi mi? Sen beni dinliyor musun? Kızıma bu gece hayatının teklifini yapacaksın. Sen ona konsantre ol. Gönlünü alacak bir şeyler düşün. Peki. Bak Alper. Bir karar verince arkana dönüp bakmayacaksın. Gereği neyse yapacaksın oğlum. Arkana bakarsan takılıp düşersin. Senin yaralandığına üzülmem. Kızımın elini bıraktığına kızarım. Kendimi net olarak ifade edebildim mi? Özlemiştin değil mi burayı? Oğlum gel bakalım. Çok iyi akıl etmişsiniz Murat Bey. Yasemin Hanım'a burası çok iyi gelecektir eminim. Siz geçin, ben bavulları alıp gidiyorum. Bakayım bu bol mu olmuş? Yok. Tam olmuş oğlum. Oy yakışıklı oğlum, maşallah sana. Bak şu boya posa endama bir bak ya. Metin, bugün mü kızla buluşma? Yetiştirdin değil mi hemen? Ne var? Ayıp mı? Son derece doğal, normal bir şey yani. Herkese merhaba. Merhaba Tuğçe. Kızım, üzülme. Tatlıya bağlandı işte, unutur, geçer gibi. Ne oldu ya? Sabah, neredeyse taşınıyorduk. Gerçi bende bağlı varken hala taşınabiliriz. Ya sen de üzme ama. Bak Murat Bey halletti sonuçta. Metin, sendeki bu şıklık niye? Bak, yalnız ben söylemiyorum. Yakışmış değil mi? Nereye gidiyor Metin? Annesi bir yakınının kızını ayarladı. Onunla buluşacaklar. İnanmıyorum.
Meta. Hayırlı olsun. Ne yapıyorsun Mine abla ya? Ne olacak ablam ya? Ne güzel bir şey işte. İnşallah kaynaşırsınız. Ay darısı benim başıma. İnşallah güzel kızım inşallah. Yalnız benim bu bulduğum kız var ya. Pırlanta gibi bir kız çocuğu. Ben tanıyorum önceden. Hatta uzaktan hısmımız oluyor. Allah tamamını erdirsin Meto'cum. Çok heyecanlı ya. Ben ne oluyorum bu durumda? Görümce. Sana da eğlence lazımdı zaten. Hayır. Gerçekten çok sevindim senin adına. Sen şey yap. Güzel bir yere götür kızı. Götürecek. Şu köprüye yakın bir yer var ya yeni açılan. Oraya götürecek. Bir de... İlk günden kızın aklını başından alacağım diyorsun. Çapkın. Tuğçe gider misin lütfen? Su içiyorum. Yemin ediyorum var ya kızla ilk buluşacaklar ya. Nereye çatacağını şaşırdım. Ay yalnız hayırlısıyla şu işin sonunu bir tatlıya bağlasak. Yani bir anlaşsalar. Ay inşallah kız abla. İnşallah inşallah. İnşallah. Birazdan uyur Yasemin Hanım. Bence burası ona da iyi gelecek. Ver bana. Aşk. Sevdin mi sen burayı? Dışarıda odun azalmış. Sen şömineyi seversin. Ne dersin? Eskisi gibi gidip beraber toplayalım mı? Kerim'i uyutacağım. Ceren halleder. Tabii ben hallederim. Ben böyle iyiyim. Eskiden çok severdim ormanda dolaşmayı, temiz hava almayı. Bak söz veriyorum hiç konuşmam, rahatsız etmem. Ceren yardım etsin. İstedin geldim. Söz verdin. Zorlamayacaktım. Kendinizi lütfen. Burası harika bir yermiş. Öyledir. Her kış geliriz. Yasemin bayılır buraya. Yasemin Hanım bir durup etrafına bile bakmadı. Farkındayım. Sanki burada değil gibi. Sanki... Sevmediği bir yere getirmişim gibi. İşe daha yeni başladım ama... ...her geçen gün daha mutsuz bir Yasemin Hanım görüyorum. Öyle mi diyorsun? Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum size. Yok, öyle düşünme. Sonuçta benden bile daha fazla görüyorsun Yasemin'i. Merak ediyorum düşüncelerini. Teşekkür ederim. Ama duyacaklarınız sizi biraz üzebilir. O benim için çok değerli. İlk ve tek aşkım benim. Anlayacağın hiçbir şey onu bu halde görmekten daha fazla üzemez beni. O da sizi seviyordur muhakkak. Ama
Belli kaza onu çok etkilemiş. Yani sanki bu hayatı istemiyormuş da katlanıyormuş gibi bir hali var. O kadar kötü mü diyorsun? Ama bakın size söyledim Murat Bey. Üzülürsünüz dedim. Tamam hadi kapatalım bu konuyu. Buradan bahsedelim mesela. Ay, yazın da çok güzel oluyordur burası değil mi? Kapitale bakılan bir çiftlik biz. Demek şimdi böyle görünüyoruz dışarıdan ha? Murat Bey ben öyle demek istemedim. Lütfen yanlış anlamayın beni. Ya ben biliyorum sizin bu evliliği kurtarmak için ne kadar çaba sarf ettiğinizi. Evliliği kurtarmak mı? Tamam ben artık konuşmuyorum. Konuştukça daha çok üzüyorum ben sizi. Ama ben senden bir şey isteyeceğim. Tabii Murat Bey. Ne isterseniz yaparım. Sizi böyle üzgün görmek beni de çok üzüyor. Biliyorum. İyi niyetinin farkındayım. Yasemin doktoruyla konuştum. Ama Yasemin'in bundan haberi yok. İlaçları bırakmasının çok yanlış olduğunu söyledi. Muhakkak almalıymış. Gerekirse haberi olmadan verin dedi. Bu konuda bana yardımcı olur musun? Ha, bilemedim ki. Yani bu doğru olur mu acaba? Onun iyileşmesini istersin değil mi? Tek istediğim bu. O zaman bana yardım edeceksin. Hiçbir zaman unutmayacağım. İnan bana hiç unutmayacaksın. Beni de, burayı da hiç unutmayacaksın. Artık aşkımızın ilk başladığı yer olarak anacağız burayı. Kolay gelsin. Sağ ol Hikmet abi. Safiye ablayı arıyorsan... Yok yok. Öylesine geldim. Otursana Mine biraz. Hayırdır? Bu... Ceren'le nasılsınız? Nasıl yani? Yani aranız nasıl? Nasıl biri? Vallahi bir kötülüğünü görmedim. Yani... Nereliymiş bu? Memleket diyorsun. Evet. Bilmiyorum ki. Buradaki evi nerede peki? Yani onu da bilmiyorum ki. Hani burada yok herhalde. Daha önceden bir evde çalışıyormuş ama oradan da ayrılınca... Kızım, bunun anası, babası, evi, barkı yok mu? Ya diyelim ki haftalık izne çıktı. Nereye gidiyor bu kız? Ay ne bileyim Hikmet abi. Yani bu konulardan hiç konuşmadık. Hoş ben her şeyi anlattım ama. Bu Ceren geçen akşam hastaneye anneannesinin yanına gitti değil mi? Ha evet. İyileşti herhalde ki o taraftan hiçbir ses çıkmadı çünkü. Daha evine giderken ağzı kulaklarındaydı yani. Sen bunları niye soruyorsun Hikmet abi? Yok be kızım ya. Öyle sohbet ediyoruz ya. Hadi sen işine bak. Kolay gelsin. Bu kadar odun yeter. Dönelim artık. Aşağı doğru inmese miydik? Aa yok. Yasemin'le Kerim'i yalnız bırakmak istemiyorum. Ah! Ne oldu değil misin? Ayağımı burktum. Dur sakin. Aa tamam. Burası mı? Ah, of çok acıyor. Düşündüğümden daha ciddi galiba. Yapacak bir şey yok. Ben o zaman böyle sek yesek gideceğim. Ya yok.
böyle olmaz. Taşıyabileceğim yere kadar taşıyacağım. Adımları sonra gelip alırım. Hay Allah, şu başımıza gelene bakın. Onca derdiniz var, çözmek için geldiniz mi tepenimle uğraşıyorsunuz? Sen dert etme onu da. Dua et, hayana daha bir sıkıntı olmasın. Sanırım böyle daha rahat olur. Evet, daha iyi oldu sanki. Benim olacaksın. Sonsuza kadar benim. İyi ki varsınız. Hayırdır baba? Neden geldi Hasan amcala? Seni görmeye kızım. Selin, nasılsın kızım? İyiyim Hacer abla. Seni bir görelim, hem de biraz konuşalım istedik güzel kızım. Ne konuşacağız baba? Ne konuşacağız baba? Selinciğim, baban çok üzgün. Bize gelip halini anlattı. Hasan amcanın tanıdığı çok iyi bir doktor var. Doktor mu? Ne doktoru? İyiyim ben. İyisin tabii kızım. Yani iyisin. Ama hani arada oluyor ya bazen. Şimdi böyle hazır sakinken, iyiyken bir hastaneye gidelim. Hastane mi? Hasan tut. Ne hastanesi ya? Hazır beni kandırıyorsunuz. Selin. Hayır Selin, gitmek yok. Hayır ben gitmeyeceğim hastaneye. Murat Bey, Yasemin Hanım'ı fazla zorlamayın. Bazen kaybetmemek için oluruna bırakmak lazım bazı şeyleri. Oluruna bırakamam. Benim olan benimdir. Öyle öğretildi. Ben hiç kaybetmedim. Annemi tanıdım. Rahmetli babam annem gibi 10 tanesiyle çarp, öyle yetiştirdi. Bu çok iyi bir şey mi diye sorarsan, bence değil. Ama bu saatten sonra yolumu değiştiremem. Yani Yasemin benim. Biz tekrar mutlu olacağız. Omzuma tutunup çıkabilirsin değil mi merdivenler? Tabii. Yavaş, yavaş. Yasemin'le Kerem uyumuş herhalde. Yavaş. Şu iki yardım çantasında kremle bandaj olacaktı. Çok teşekkür ederim. Tam şurası. Burayı biraz ovalayıp krem sürerseniz. Vallahi işin o kısmından pek anlamam. Hemşire olan sensin. Ama bağlarken bir sorun çıkarsa çağırırsın. Ben oğlumla kırma bir bakayım.
Güzellik merkezine geldik, bakım yaptırdık, hala surat asıyorsun. Ay yok Roş ya, Sabah ablamla olan meseleye takığım hala. Ya bir düşünsene. Eniştenle bir ayrılırsa var ya biterim ben. Olacak iş değil yani. Kızım amma abartıyorsun ha. Bitmiş gitmiş bir şey. Yüzün gülsün biraz. Hadi neşeli bir şeyler yapalım. Gidelim. Hiç güzel değil orası. Güzel güzel gittim ben geçen gün. Neyse gidelim bari. Hakan orada takılıyordu. Belki onu görürüm. Ha iyi işte yürü. Benim de bu yıl son. Seneye kısmetse öğretmen çıkacağım. Yani bir mucize olur da atanırsam edebiyat öğretmenliği yapacağım. E o zaman kitaplarla aran iyi. Bayağı okurum. Normalde gözlük takıyorum da annem bugün zorla lens taktırdı. Vallahi ben de uzun bir aradan sonra ilk defa gömlek giydim. Ama bence sana gözlük de yakışır yani. O zaman bir daha görüşürsek gözlüklü gelirim. Metin. Ara rastlantının böylesi. Biz de öyle İroşko'yla boş boş dolaşıyorduk. Canımız da çok sıkılıyor. Ne yapsak ne yapsak. Sonra bir baktık siz. Aa, çok güzel tesadüf oldu. Tanıştırmayacak mısın bizi? Aa, tabii tabii. Tuğçe. Annemlerin çalıştığı evde... Metin bizim yanımızda çalışan çok sevdiğimiz Hikmet abinin oğlu. Memnun oldum. Ben de. İrem sen gidiyordun tatlım. Seni hiç tutmayayım. Hazır Metin de buradaymış. Onunla döneriz biz. Peki Tuğçe. Oturabiliyoruz değil mi? Nereden çıkardın? Gelsene. Murat lütfen. Bu kadar küs kalmazdık biz. Çünkü birbirimizi anlardık. Birbirimize güvenirdik. Geçmiş olsun. Ne oldu? Teşekkür ederim Yasemin Hanım. İşte ufak bir kaza. Dikkat et. Hı-hı. Ben biraz çıkıyorum. Bu saatleri çok güzeldir buranın. Kerem uyuyor. Bakabileceksin değil mi? Ona göre çıkayım. Tabii tabii. Ben de şimdi yanına çıkacağım zaten. Güzel. Bu arada ben sizinle ilgilenemedim bu yüzden. İyi misiniz? Sağ ol. Kerem'le ilgilen, o bana yeter. Merak etmeyin. Yine de dertleşmek isterseniz. Aslında yalnız kalmak istiyorum. En doğrusunu yapıyorsunuz. Hatta bence bizim buraya gelmemiz bile bilemiyorum gerek var mıydı. Yani sizin yalnız kalmanız daha doğru olurdu gibi. Boş ver. Sıkıntını bırakamıyorsun ki bir yere. O da seninle geliyor. Her yer aynı. Hayatım, çıkıyor musun? Evet. Tamam, dur, montumu alayım. Murat.
Yalnız kalmak istiyorum. Yasemin'cim biz buraya birlikte. Murat. Lütfen. Tamam. Eskisi gibi birlikte mutfağa gireriz diye düşünmüştüm ama iş başa düştü demek ki. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer derler ama kadınları bilmiyorum. Neyse ki hayır diyemeyeceği yemekleri biliyorum. En azından denemeye değer. Havuza gireceğiz. Metin durmuş böyle havuzun başında. Dedi ben yüzmeyi bilmiyorum. Tabii ben konduramadım başta. Çünkü eşek kadar adam havuzun başında durmuş. Ben yüzemiyorum falan diyor. Sonra ben ittim onu. Düştü havuza ama nasıl bağırıyor? Ben boğuluyorum, boğuluyorum. Sonra dedim ki Metin yere bassana. Ay hocam. Öyle işte biz beraber büyüdük Metin'le. Ya ben sizi kasmıyorum değil mi böyle çok anlatıp? Siz anlatsanıza nasıl tanıştınız mesela? Aslında bu bizim ilk görüşmemizdi. Ay yerim. Ama ben bilmiyordum. Görüşme falan böyle ciddi bir şeyler var galiba. Hı? Havada aşk kokusu mu var? Tuğçe yeter. Ama bak ben tavsiye ederim. Metin hem akıllı hem çok hoş çocuktur. Yani ben kefilim. Sen de boş değilsin galiba Zeynep. Zeynep dedin mi? Ben müsaadenizi isteyeyim ya. Zeynep. Zeynep dur 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 dur. Kusura bakma ya. Bari eve bırakayım seni. Yok bence sen hanımefendi evine bırak. Çünkü benim değil, onun sana daha çok ihtiyacı var gibi. Ne yapıyorsun sen? Bırak gitsin, zaten dönerse senindir. Yeter. Derdin ne ya senin? Bırak böyle karşılaştık tesadüfen ayaklarını falan. Senin beni takip ederken derdin neydi? Niye dibimle bitiyorsun sürekli? Bak nasıl oluyormuş. Tuğçe ben sana değer verdiğim için takip ettim. Sen benim hayatımı taciz ediyorsun. İkisi aynı şey değil. Ya senin bu yaptığın insan yapar mı? Kızın suçu ne? Korkma zaten ağzın içi de düşüyordu. Yarın ararsın barışırsınız. Derdin intikam almaksa aldın intikamını. Bir daha sakın böyle bir şey yapma Tuğçe. Beni başka birisiyle görmeye dayanamıyorsun. Yok öyle bir şey. Var. Belki ben de senin başka bir kızla görüşme fikrinden rahatsız olmuşumdur. Olamaz mı? Kolay gelsin. Ah, sen burada mıydın? Kerem'in uyanacağı yok.
Ben de birazcık yardım edeyim size demiştim ama gördüğüm kadarıyla siz bayağı profesyonelsiniz. İşte. Yalnız yardım edecek pek fazla bir şey de kalmadı. Zaten gördüğüm kadarıyla burada pek bir malzeme yok. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben ufak tefek dokunuşlar yapacağım. Son noktayı koyacağım yani. Fransız usulü çorba. Yasemin buna bayılır. Ana yemek olarak lazanya ve yine Yasemin'in favorisi vişne soslu cheesecake. Yani ben de yemek yapacağım deyince. Aslında yemekten pek anlamam. Ama iyi yemeği, iyi şefi tanırım, bulurum. Gerekirse ahbap olurum. Şefler kalbi kırılmayacak insanlardır. Bunu bir kenara yazayım, unutmayayım. Yardım edeyim diyordun ya, şu domatesleri bir zahmet. Kabuğunu soymasını da, doğramasını da pek beceremiyorum. Bunun bir tüyosu var, isterseniz söyleyeyim size. Hadi ya, neymiş? Bunu sıcak suya tutuyorsunuz, hemen kolaylıkla soyuluyor. Çok iyiymiş. Ben de bunu bir kenara yazayım. Farkında mısın, bugün birbirimize epey bir şey öğrettik. Evet. O kadar mutluyum ki. Efendim? İş için diyorum. Burada çalıştığım için, sizin gibi bir ailenin yanında çalıştığım için herkes bana çok güzel davranıyor. O yüzden çok mutluyum diyorum. Oğlumuza çok iyi bakıyorsun çünkü. Bu kadar sorunun içinde onun güvenilir bir bakıcısı olması bizim için çok önemli. Sağ ol. Sen de bizi çok mutlu ediyorsun. Hadi. Hazırlığa devam edelim ha. Tamam. Bir defa bu kadar sessiz görüyorum. Buna en çok ben karşı çıkardım. Ama ne yalan söyleyeyim, bazen de yalnız kalmak istiyor insan. Bu durumdan memnun gibisin. Uzun olmamak kaydıyla hoşuma gitti diyebilirim. Gözümüz yollarda kaldı. Hayırdır? Uçağını mı kaçırdın? Sensiz Amerika cazip gelmedi. Abinler daha evine gittiler ya, Tuğçe de odasında yedi. Sen yabancı değilsin. Biraz kırgınlık var üzerimde. Erkenden kalkmamı mazur görün. Sen rahatsız olma. Ana yemeği de getirin. Sonra siz de çekilin. Gece gelir toplarsınız. Peki efendim. Senin de biraz yüzün gülsün.
Ay. Ayağım. Ayağımı unutmuşum. Birdenbire üzerine basınca. Benim hatam. Seni ayakta bıraktım. Otursana. Ay yok yok. İyiyim ben. İlaç iyi geldi zaten bana. Öyle birdenbire basınca şey oldu. Zaten işimiz bitti. Yasemin birazdan iner. Sen dinlenebilirsin. Kerem'in pusesini masaya koyayım dinlenirim. Aa, gerek yok. Biz Yasemin'le baş başa olacağız. Öyle mi? Evet. Senden ricam bu gece görünmez olmanız. Bize yapacağın en büyük iyilik bu olur bu gece. Tabii Murat Bey. İyisin değil mi? Bak gördün mü? Korkacak bir şey yok işte. Beni de üzdün. Tabii ya. Doktor bir görsün 5 dakika. Bitti gitti. Özür dilerim. Daha bekleyecek miyiz? Hemşire haber verecek. Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Hacer'le gitsinler. Tabii, hadi kızım. İyi oldu, iyi Selin'cim. Babanı da üzme artık kızım. Şimdi doktor zaten sana bir ilaç verir, onu alır düzelirsin. Sen al o ilaçları. Bütün gece hiçbir şey yemedin. Aç değilim. Tamam kızgınsın. Ama hiç mi sevinmedin kaldığım için? Ne yapmamı bekliyordun? Koşup boynuna atlamamı mı? Bu kadar değil belki ama telefondan daha fazla ilgi bekliyordum. Hala da bekliyorum. İçimden gelmiyor Alper. Üzgünüm. Kırgınım. Anlıyor musun? Ne yapıyorsun? Alper sana ne yapıyorsun diyorum. Ambiyans. Efendim? Üzüntünü dağıtacağım. Kırgınlığını ilaç olacağım. Tamam. Belki daha romantik bir ortamda olmalıydı ama... ben seni daha fazla üzgün görmek istemiyorum.
Hayır. Bir kere de doğru zamanda doğru bir iş yap be kızım. Bunlar Alper Bey'le olacaklar, ben sana söyleyeyim. Ben biliyorum zaten. Geçenlerde havuz başında öpüşürken gördüm ben bunları. Abu! Kız abla aşk olsun, biliyorsun da söylemiyorsun. Ben bilsem öyle mi yaparım sana? Kız yavrum nasıl söyleyeyim? Hikmet abin çok üstüme geldi. Aman dedi, gözünü seveyim, laf bizden çıkmasın dedi. Alper Bey'i de pek çapkın diyorlarmış. Aman erkek milleti değil mi? Hepsi aynı. Bulduğumu kaçırmaz. Öyle vallahi. Hikmet abi de yapıyor mudur acaba? Tövbe de kız. Nereden çıktı şimdi bu? Ay ne bileyim, öyle sen hepsi yapar deyince ben şey yaptım yaptım acaba diye. Ne yapabilirmiş? Sen bir şey mi biliyorsun? Bildiğin bir şey var da söylemiyorsan bak. Abla yok, ne bileceğim ya? Bak vallahi billahi Kur'an'ı getiririm, el bastırırım. Çabuk söyle, bildiğin bir şey varsa hemen söyle. Ya yok, bir şey bildiğimden değil. Şimdi ben de böyle düşününce bana da bir garip geldi zaten. Ha şimdi söyleyeceğim, sen de bana aman o muydu diyeceksin yani kesin. Kız söylesene, ömrümü yedin ha, söyle. Ya ben mutfaktaydım. Geldi böyle tuhaf tuhaf, Ceren sordu falan. İşte ne yapar, ne eder, ne diyor gibisinden. Ben de şey yapınca hani vardır dedim, kesin bir bildiği dedim. Yok mudur? Yani kızı yaşında şey hani insan, ne bileyim, şöyle bir bakınca daha hoş bir kadına benziyor Ceren de ama. Ay ben susayım. Kahve? Yapayım mı bir tane daha? Ha? Soğumuştur. Murat. Artık hayır demeni istemiyorum. Bazı şeyler zorla olmuyor. En çok da kalp kırıldığında kolay tamir olmuyor. Başlangıç yapalım işte. Canım istemiyor. Biraz sonra söyleyeceklerimi duyunca fikrini değişeceğini sanıyorum. Neymiş o söyleyeceklerin? Çorbayı ben yapmadım. Lazanyayı ve elbette gecenin sürpriz tatlısını en sevdiğin yerlerden aldım. Güldüm. Yok öyle bir şey. Var. Yatarken de beni izliyordun değil mi? Hadi. Yapma. Alışık değiliz biz böyle uzun süre küsmelere. Dayanamıyoruz. Kıyamıyoruz birbirimize. Sen kıyıyorsun ama. Bunu söyleme. Ne söylersen söyle, bunu söyleme. Bak, ben de insanım. Hatalar yapıyorum. Fevri davranıyorum. Ama sonunda sana sığınıyorum. Bugün olduğu gibi. Biz birbirimizin limanıyız. Bunu sen söylemiştin. Hatırladın mı? Yine mi güldün sen? Bırak artık ne yaptığımı yakalamayı. O anı hatırladım. Sana bu sözleri söylediğimi.
Ne kadar güzeldi, değil mi? Evet. Böyle güzel şeyleri hatırlayalım. Gözlerin gibi. Dudakların gibi. İstiyor sanki. Telefon diyor, yazık. Öğlen de sayıklıyordu. Ne derdi var kim bilir. Versek mi kız? Yoğun bakımda. Hem konuşacak halde mi, ne dediğini bile bilmiyor belki de. Ne bileyim, yardım ederiz belki. Al işte, verseydik ikimiz de kapının önündeydik şimdi. Biraz daha tatlı. Çok yedim. Kiloma dikkat ediyorum biliyorsun. Ha işte. Böyle şeylerden bahsedelim. Kilolardan, oğlumuzdan. Yine de kilo konusuna pek girmesek iyi olur. Eskisinden daha da güzelsin. Annelik bir insana bu kadar mı yakışır? Gecenin bu saatinde annelik dışında farklı komplimanlar bekliyor insan.
yaşanan zaman yeter bana. Ya ne güzel oldu ya, hakikaten vallahi. Hanım, gel otur, dizi başlıyor. İyi, seyret işte. Ya ben bunu geçen hafta seyretmemişim. Bu damat adammış ha. Öbür kadınla da ilişkisi varmış bunun. Ha. Erkek milleti değil mi? Hepsi aynı. Safiye. Yaşından bir iki tane soy ya. Öyle derin kesiyorum ki yarısını atıyoruz vallahi. Kendi elmanı kendin soy. Ben dizi falan da seyretmiyorum. Gidip yatıyorum. Ne oluyor lan buna? Sen mi kızdırdın lan annene? Ne alakası var baba? Baksana. Tersledi gitti bizi. Beni mi tersledi, seni tersledi? Demek ki sen bir şey yaptın. Sormayı diyeceğim. Bir şey ister misin? İnce bir dilim kek. Gerçekten ince mi? Burada mıydın? Evet. Su içmeye kalkmıştım da öyle oturdum. Bu arada çok sağ ol. Çok iyi fikirdi. İyi ki geldik buraya. İyi geceler. Dur bakalım. Bekle sen. İyi fikir miymiş, göreceğiz yarın. Ya delirdin mi kızım? Neredesin sen ya? Babası zorla taksiye bindirip götürdü dediler. Kaçtım ben Okan. Tamam. Sakin ol, ne oldu anlat bana. Hani sana demiştim ya beni evlendirecek diye. Otogardan kaçtım. Evlenmek ne kızım? Evlenmek ne ya? Kiminle evlendirecekmiş? Bilmiyorum. Konya'ya götürüp zorla evlendirecekti işte. Ne desem olmuyor, beni dinlemiyor. Takmış kafaya, kurtulacak benden. Ama ağlama. Ağlama, sen en doğru olan şeyi yaptın. Ben daha ölmedim. Sen benden başka kimseyle evlenmeyeceksin. Ben sensiz yaşayamam Okan. Ben sensiz yaşayamam. Yaşamayacağız gülüm, yaşamayacağız. Bir yolu bulacağım ben. Aslında ben bir yolunu biliyorum. Biraz korkuyorum ama başka çaresi yok gibi. Korkma gülüm.
tamam mı? Ben senin yanında olduğum sürece korkma. Sana da günaydın. Günaydın. Kusura bakma, pek keyfim yok anne. Görüyorum. Hayallerindeki teklifi almış biri gibi değilsin. Anne, her şeyden hemen nasıl haberin olabiliyor? Sen onu boş ver de. Bu kadar severken, gözün başka bir şey görmezken neden kabul etmedin çocuğun teklifini, onu söyle. Çünkü 3 gün önce gelip yaşadıklarımızı abartıyorsun diyen bir adama 3 gün sonra evlilik teklifiyle geldiğinde aşkına inanmıyorum anne, maalesef. Böyle davranmasının tek bir sebebi olabilir. Neymiş? 3 gün önceki düşünceleri gerçek değilmiş. Normal bir anne böyle bir adama güvenme der, biliyorsun değil mi anneciğim? Anne olmadığın için normal bir anne nasıl olur onu da bilemezsin değil mi Nilcim? Beni dinle. Aşk kadınlar içindir. Erkekler aşktan anlamaz. Erkekler alışkanlıklarını severler. Alper'in seni çok sevdiğini bilmek istiyorsun. Bunun bir önemi yok ki. Seni gerektiği kadar sevsin yeter. Önemli olan senin ne istediğin. Anneciğim, bu çok bencilce. Şu hayatta öğrendiğim en önemli şey ne biliyor musun kızım? Abartmadığın sürece bencillik mutluluktur. Afiyet olsun. Bu sıralar yediklerine dikkat et. Düğünden önce kilo almanı istemiyorum. Ceren Hanım, dün gece bahçede gördüm. Bir elinde valiz, kucağında Kerem falan. Yani işin tuhafı, taksi çağırmış havaalanına gitmek için. Hikmet. Saçlarımı diyorum şöyle sarıya boyatayım mı? Ne dersin? Ne? Sarı sarı. Saçlarımı sarıya boyatayım diyorum. Hatta bir de şöyle kısa küt şuralarda falan kestireyim ha? Şöyle. Hayırdır lan? Kafayı mı yedin? Nedenmiş o? Ya git benimle eğlenme Allah aşkına ya. Ne münasebet canım, ben son derece ciddiyim. Ya Safiye, sen kaç yaşında kadınsın? Sana yakışır mı öyle abartılı saçlar, renkler bilmem ne? Yani genç kadın yapınca oluyor, yakışıyor, beğeniyorsun, hoşuna gidiyor. Ama ben yapmak isteyince abartılı oluyor, öyle mi? Ya Safiye, nereden çıkardın Allah aşkına genç kadın beğenme bilmem ne? Ne diyorsun sen ya? Tabii,
anlamazlıktan gelsen. Tabii. Ne olacak? Allah Allah. Kadın kafayı yedi ya. Damar yolunuzu yeniden açacağım. Hemşirem. Buyurun, bir şey mi istediniz? Televizyon. Ben sizin için açarım. Siz hiç yormayın kendinizi. Kumandayı da buraya koyuyorum. İstediğiniz kanalı açarsınız. Kendisiniz. Evet, Yasemin uyanmadan etrafı topladım. Bir de kahvaltı hazırlayayım dedim. Buralar da bayağı soğuk oluyormuş sabahları. Evet, sıkı inmek gerek. Benim buralarda bir yerlerde bir hırkan vardı ama... Ben onu bulayım. Götürmemi istediğiniz bir şey var mı? Şunları götürür müsün? Ha tabii. Bir saniye. Yasemin. Yasemin'i aramam lazım. Selin yanında. Ona ulaşmam lazım. Murat Bey. Hı. Benim dün geceden beri kafama bir şey takıldı. Bu ilaç meselesi. Hani siz yemeğine ilaç katarız dediniz. Ben de kabul ettim. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ama buna mecburuz. Murat Bey, en azından konuşsanız, beraber karar alsanız. Yani bunu yapıyor olduğunuzu bilmek bile beni çok rahatsız ediyor. Kendimi Yasemin Hanım'a ihanet ediyormuş gibi hissediyorum. Yasemin bunu anlayacak durumda değil. Bilmeden de olsa ilaçları aldıkça düzelecek. Ve ben de konuşacağım tabii. Tüh, keşke ben bilmeseydim en azından. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Senin suçun değil Ceren. Yasemin Hanım, ben özür dilerim. Çık lütfen.
şey söylemeden önce benim bir dinle, tamam? Bütün bunların sebebi bu muydu? Bu göz boyamalar, romantik akşam yemekleri. Heh. Hepsi bana rahatça ilaç vermek için miydi? Hayır tabii ki. Cevap ver bana, deli muamelesi yapma. İzin verirsen anlatacağım. Bütün bunları annenle planladınız değil mi? Ne yaptı etti, ikna etti seni de. Annemin bunda haberi bile yok. Aç hadi Yasemin. Hadi aç. Hasta olduğuma inandırdı seni. Hayır Yasemin, bak buraya gerçekten ikimiz için geldim. Buna ihtiyacımız olduğu için. Dün gece söylediklerimin hepsi gerçekti. Yalan söylemeyi kes. Kes artık. Yasemin, nereye gidiyorsun? Burada durmamın bir anlamı yok. Bana inanmayan bir kocaya ihtiyacım yok benim. Yasemin saçmalama, dağın başındayız. Bunu çok daha önce yapmalıydım. O kayıtları şömineye attığın gün çıkıp gitmeliydim. Buraya gelmem hataydı. Yasemin. Evet. Bakacın Selin. Tülin. Ceren Selin. Ceren Selin mi? Evet. Evet. Tülin. Aferin kız. Vallahi bravo, yattığın yerden nasıl sen çözdün bunları? Aa, hayret. Selin değil canım, Ceren diyeceksin, Ceren. Ay. Hırıl hırıl vallahi nefesin. Yakında gidicisin sen belli. Ay, çok kötü oldu bu. Yasemin de az önce çıktı biliyor musun? Gerçi çıkmasa bile yetişemezdi sana. Dağın başındayız. Gerçi çok yakında onun da yanına geleceğini düşünüyorum ben. Artık orada beraber kaynatırsınız bol bol. Ha? Ben sana ne demiştim? Bana gerek kalmadan insan gibi kendi kendine git demiştim, değil mi? Ama sen beni dinlemedin. O yüzden çok yakın zamanda gelip kendi ellerimle alacağım senin canını. Bekle beni. Geberemedim bir. Şu solan sesini tamamen kesmeden bana rahat yok. Geldim. Buraya gelme dedim ya.
Yıllardır görmediğin akrabana böyle mi karışıyorsun? Geçmiş olsun. Şöyle teyze kızı ya. Ne korkuyorsun? İnsan gibi konuşacağız işte. Beni karıştırma bu işlere. Ama sen zaten karışmışsın. Benim başıma o kadar olay geldikten sonra gidip Selin'le görüşmüşsün. Oldu öyle bir şey ama çoktandır görmüyorum. Sen sanki yalan söylüyorsun. Gençliğin mutluluklar da çürüdü. Gel bırak artık. Kendine yeni bir hayat kur. Nerede o? Başını büyük belaya sokacak o. Eli kulağında. Sen kendini yakma. Bir dakika, bir dakika. Hani sen uzun süredir görüşmemiştin onunla? Ben... Nereden biliyorsun başını büyük belaya sokacağını? Ben sen başını belaya sokma diye. Selin nerede? Yasemin dur artık. İstemiyorum, rahat bırak beni. Yasemin. Bırak diyorum. Tamam dur. Tamam dokunmuyorum. Dur artık lütfen. İstemiyorum, rahat bırak beni. Hayır Yasemin, dinleyeceksin. Yeter artık Yasemin. Yoruldum artık. Bir gün iyi bir gün kötü olmaktan, sana ulaşamamaktan yoruldum, anladın mı? Bana ulaşmaya çalışmadın ki hiç. Beni gerçekten dinlemedin. Çünkü mantıklı davranmıyorsun. Keşke kendini dışarıdan bir görebilsen. Bak doktorumla konuştum. Bu sinirli hallerin, ani parlamaların, bu ilaçları düzenli kullanmadığın için. Hayır. Hepsi sen artık bana güvenmediğin için oluyor. Yaptıklarını bir düşün Yasemin. Odamıza kamera yerleştirmeler, çalışanları hırsızlıkla suçlamalar, annemi canına kastetmekle itham etmeler, paranoyalar. Bunların hangisi normal? Heh, söyle bana. Kendimi seninle kavga ederken hayal bile edemezdim. Şimdi sorunsuz bir günümüz geçtiğinde şükrediyorum. Şu halimize bak. Bu beni çok mutsuz ediyor. Ben çok memnunum zannediyorsun. Eskiden gözümün içine bakan kocam şimdi bana bir yabancıymışım gibi bakıyor. Kendi evimde bana her dakika orada istenmediğimi hissettiren insanlarla birlikte yaşıyorum. Nasıl mantıklı olmamı beklersin benden? Sesimi kesip her şeye katlanarak orada yaşamamı nasıl istersin? Tamam. Öyle olsun. Kalabildiğimiz kadar kalalım burada. Yalnız başımıza. Kerim'i de eve göndeririz. Sen ve ben. Bir süre herkesten uzakta. Ha? Olmuyor. Bunların hiçbiri bir şeyi çözmüyor. Anlamıyor musun Murat? Ne kadar iyi niyetli olsan da hasta olduğunu düşündüğünü bile bile yanımda durmanı kaldıramıyorum. Yalnız kalmam lazım benim. Yalnız bırakmam seni. Hayatta bırakmam. Bırakacaksın. Eğer düzeleceksen bunun yolunu kendim bulmam lazım. Eğer beni kaybetmek istemiyorsan bırakacaksın. Ne olur yapma bunu. Başka yolu yok.
Yazıklar olsun sana. Safiye. Ya sen ne arıyorsun burada? Asıl sen ne arıyorsun? Ne var bu kızla aranda? Çabuk söyle bana. Ya ne diyorsun be Safiye ya? Delirdin mi sen Allah aşkına? Delirdim. Delirdim evet delirdim. Ben yıllardır karılık ediyorum sana. El alem için gittin, cezaevlerinde yattın. Ben köle gibi çalıştım, oğlumu büyüttüm. Seni bekledim, seni. Bu mu karşılığı? Safiye, düşündüğün gibi bir şey değil ya. Var mı? Ne arıyorsun o zaman bu kızın odasında çekmecesine? He? Söyle bana söyle. Yaşından başından utan be. Hediye aldın onu bırakıyorsun değil mi? Hayda. Söyle bana söyle. Ne zamandır sürüyor bu iş? He? Bak vallahi billahi. Bağıra çağıra tüm ev halkına rezilliğinizi duyururum. Safiye. Kafayı mı yedin manyak mısın? Dur. Sus. Bırak beni. Cevap ver efendim, cevap ver bana. Sus, millet duyacak ya. Sus, duysunlar, duysunlar. Bu kızın da boynu altında kalsın. Babası yaşında, ne babası be, dedesi yaşında adamı kırıştırmak neymiş göstereceğim ben ona. Ya Safiye, yok böyle bir şey. Ne oluyor burada? Ne bu bağırış çağırış? Kusura bakmayın. Önemli bir şey değil. Önemli değilse Safiye niye ağlıyor? Efendim ben bir yakınımı kaybettim. Üstelik uğruna yıllarca ne fedakarlıklar yaptığım bir yakınımdı. Başın sağ olsun canım. Kendini böyle harap etme lütfen. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Yok maalesef olacağım. Olcay Hanım, telefon. Kim? Hastaneden arıyorlarmış Tülin Hanım için. Tülin? Alo, Olcay Çiftanlı ben. İyi günler hanımefendi, Tülin Hanım için arıyorum. Kendisi ciddi durumlarda aranacak iki numara vermişti, bu yüzden rahatsız ediyorum. Anlıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Efendim, üzülerek bildiriyorum ki Tülin Hanım'ın durumu ağırlaştı. Son saatleri olabilir. Ve devamlı Yasemin Hanım'ın adını sayıklıyor. Bu yüzden haber vermek istedim. Tamam, ben ileteceğim. Teşekkür ederim. İyi günler. Ay, kadıncağız ağırlaştı mı efendim? Öyle olmuş. Yazık, buraya da gelmişti. Pek cana yakın, pek seveceğim biriydi. Çok da genç. Olcay Hanım... Murat Bey'e haber vermemi ister misiniz? Yok. Zaten dertlerinden kaçmak için gittiler. Yetişemeyip daha da üzülmesin Yasemin. İstediğine kavuştun ha? İstediğim burada boş bir oda mı sanıyorsun? Tek bir şey öğrenmek istiyorum senden Alper. Ama bana dürüst ol. Gerçekten gitmemenin sebebi ben miyim? Bak olmasam bile sana engel olmayacağım artık. Alper. Yeter ki bana doğruyu söyle. Ve ben, evet bize bir şans vermek için kaldım. Artık kaçak oynamak yok. İnan bana, ben ciddiyim. Gerçekten mi? Gerçekten. Murat Bey, çok özür dilerim. Benim hatam. Boş ver. Önemli değil.
Buraya gelmek baştan kötü bir fikirdi zaten. Hayır, öyle söylemeyin. Siz elinizden geleni yaptınız. Bir işe yaramadı ama, değil mi? Onu diyorum ya zaten. Keşke Yasemin Hanım da sizin çapanızın biraz farkına varsa. Ne kadar şanslı bir kadın olduğunu anlayabilseydi. Teşekkür ederim. Gerçek bu. Ay abla, bunlar yarın gelmiyor muydu? Ay ne bileyim kızım, çıkmış geliyorlar işte. Ay oğlum, geldin mi? Otur otur. Soğumadan ye yemeğini yavrum. Sağ ol anneciğim. Ay Metin, ya çatlatma adam, söylesene nasıl geçti buluşma? Ay kız, güzel miydi? Elektrik aldınız mı? Güzel güzel, çok güzel kız. Benden onayı aldı. Ay kız, sen de mi gördün? Denk geldik. Yani benim arkadaşlarım da oradaydı. Öyle onlarla da ayaküstü merhabalaştık. Ya ay, güzel miydi? Anlaştılar mı birlikte? Sen ne diyorsun? Birbirlerinin ağzının içine düşecekler neredeyse. Hadi inşallah, inşallah. Konuyu kapatabilir miyiz? Ay bu da böyle. İki laf ettirmez. Ağzından zaten zorla kerpetenle alırsın lafı. Sanki ayıp bir şey yapıyoruz ha. Anne tamam. İyi tamam tamam, sustum. Tuğçe Hanım, isterseniz siz yukarı geçin, ben yemeğinizi getireyim oraya. Yo yo, ben burada yiyeceğim. Ha iyi, hadi kızım servis falan. Tamam. Dün şakayı biraz abarttım galiba, kusura bakma. Ceren, ben şirkete gidiyorum. Oradan itibaren sen kullanır mısın? Tabii Murat Bey. Hiç dinlenmeden ofise mi gideceksin? Seni yalnız bırakıyorum işte. İstediğin bu değil miydi? Sonra konuşuruz. Cevap geledi. Yasemin Hanım, iyi misiniz? İnşallah bana kızmamışsınızdır. Ben Murat Bey'e anlatmaya çalışıyordum. Biliyorum, hepsini duydum. Sen olmasan öğrenemeyecektim zaten. Yok, ben zaten size söylerdim. Ama aranız o kadar iyiydi ki Murat Bey'le. Bozmak istemedim. Annesini bana karşı korumaya çalışırken kendisi onun gibi oldu. Benim sevdiğim Murat bu değildi. Üzmeyin kendinizi. Üzmeyeceğim. Üzmeyeceğim. Beni sindirmelerine izin vermeyeceğim. Benim bir oğlum var. Ve onun için güçlü olmam lazım. Evi arayayım. Kerem'in odasını havalandırsınlar. Allah Allah. Telefonum kapalı. Acaba şarjı? Benimkini kullanın. Efendim? Alo Safiye Hanım,
Biz yoldayız, geliyoruz. Mine'ye söyler misiniz Kerem'in odasını havalandırsın? Peki efendim, söylerim, havalandırır. Alo Yasemin Hanım. Dinliyorum. Üstümde kalmasın, haberiniz oldu mu bilmiyorum ama hastaneden aradılar. Hastane mi? Tülin Hanım iyice ağırlaşmış. Telefonla size ulaşmaya çalışıyorlardı ama. Hiç arayan olmadı. Gerçi telefon kapı. Tamam, teşekkür ederim. Ceren, müsait bir yerden geri dönelim. Tabii de ne oldu Yasemin Hanım? Bir şey mi oldu? Hastaneye gitmem lazım. Tülin'in durumu kötüleşmiş. Kerem'i eve bıraksaydık en azından. Yok yok, hemen gidelim. Şimdi beni görmek istemiş. Allah korusun, bir şey olursa, yetişemezsem vicdan azabı çekerim. İzin var mı? Her zaman. Hoş geldin. Gel, gel otur. Nasıl değişti planlar bir anda? İkna edildim. Kim bu ikna gücü yüksek insan, merak ettim. Kim olabilir sence? Annen tabii ki. Ciddi misin? Evet. Nil geri adım atmış. Sen bıraktın. Ardından ben de bırakınca... korkulur annenden. Kısa ve net konuştu. Yani 3 dakika falan sürdü. Sonrasında da kalmak mantıklı geldi benim için. İşin içinde annem varsa hiçbir şeye şaşırmam. Bırak sen şimdi işi gücü şirketi. Yasemin'le daha evine gitmişsiniz. İkinci balayı mı? Nasıl durumlar? Yasemin biraz sıkıntılı gibiydi. Güzel başlamıştı. Sonra her şey yine saçma sapan bir hale döndü. Daha dün gülüp eğlenirken... şimdi abuk subuk sorunlar. Aramızda çok uzak mesafe varmış gibi geliyor. Benim hatam mı, onun mu hatası, bilemiyorum. Ona biraz zaman ver Murat. Er ya da geç toparlayacaktır. İnan sadece o günü bekliyorum. Başka hiçbir şey olmamalı değil. Hadi tutmayayım ben seni, işine bak. Otur otur, hiç kalkma. İyi ki gitmedin Melper. İyi misin Ceren? İyiyim Yasemin Hanım. Biraz yorgunum sadece. Canım benim, ne kadar güzel uyuyor. O zaman siz eve gidin. Sen de birazcık dinlen. Sonra ben gelirim, olur mu? Yasemin Hanım, isterseniz şöyle yapalım. Biz sizi burada bekleyelim. Zaten çok fazla tutmazlar sizi içeride. 10-15 dakika falan kalabilirsiniz. Kerem burada boşuna beklemesin. Ay yok canım, Kerem zaten uyuyor. Ruhu bile duymaz. Hem yarım saate trafikte rahatlamış olur, siz de rahat edersiniz. Taksilerle falan ne uğraşacaksınız, değil mi? Ama eğer işiniz uzun sürerse bizi arayın, biz gideriz. Tamam, peki öyle olsun. Evet. Ziyaret saatlerimiz internet sitesinde ayrıntılı bir şekilde yazılıyor. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Hasta dosyasını alabilir miyim? Tabii. Hepsi orada sıralı. Kusura bakma oğlum. Bunu yapmazdım ama başka şansım yok.
Geçen seneyle karşılaştırma raporlarını istiyorum. Tamam Alper Bey. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Seni işinden alıkoymayayım. Bir liste hazırladım. Acil yapılacak işler var burada. Hemen başlarsın. Tamam. Hemen değerlendiririm. Ben değerlendirme istemiyorum. Oradaki yazılanları yapmanı istiyorum. Eksiksiz. Anlaştığımız gibi. İyi çalışmalar. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun efendim. Merhaba. Merhaba. Tülin. Tülin Yılmaz'ı görmeye geldim. Tabii. Hemen bakalım hangi odada? Tamam, teşekkür ediyorum. Efendim, hastanız görüşmek için müsaitmiş odasında. Odasını biliyor musunuz? Değişmediyse biliyorum. Değişmedi, evet. Ama siz yanlış yönden giriş yapmışsınız. B bloğu geçiş yapıp oradaki asansöre binerseniz bulursunuz. Tamam, teşekkür ederim. Tülin Hanım. Gözünüz aydın. Yasemin Hanım geliyormuş şimdi. Siz hiç yormayın kendinizi. Arkadaşınızla konuşursunuz. Ben şunu ayarlayayım. Rahat mısınız böyle? Thank you.
geri geleceğini söylemiştim. Tülin Yılmaz'ı görmeye gelmiştim. Bekliyordu beni. Odası ileride sağda. Biliyorum, teşekkürler. İyi yolculuklar Tülin. Keşke başkalarının içine burnunu sokmasaydın. Gelecekler, bakacaklar, iyi olacaksın. Selin. Selin? Ne? Tamam, tamam, buradayım, sakin ol. Siz çıkın. Yatağı indir. Dine'yi hazırla.
Feril. Kızım. Mahvoldum kızım. Karakollara gittim. İyisin değil mi? Ha? Mecbur kalmasam yapar mıyım? Ne olur yalvarırım, yardım et bana. Her şeyi senin iyiliğin için yapıyorum ben. Ne iyiliği lan kansız? Atla. Selin. Hala nefes alıyor. Kaç. Buldum seni. Şşt, ağlama. Ağlama, buradayım. Otopark 32. Ay, uyanmış mı? Geldim. Oh, benim bir işim vardı da. Bir 5 dakika gittim belge vermeye. Ya geçmiş olsun hanımefendi. Ya bu yaştaki bir çocuk arabada yalnız bırakılmaz. Biliyorsunuz değil mi bunu? %100 haklısınız, zaten bırakır mıyım? Ama çok kısa bir işim vardı, o da hastaydı zaten. Daha fazla üşümesin diye. Tamam efendim, sorun yok. Ama bir daha bu şekilde sakın yalnız bırakmayın. Yani bunları söylemek zorundayım, yanlış anlamayın beni. Tabii ki çok haklısınız, siz görevinizi yaptınız, teşekkür ederim. Rica ederim. Gel bakalım bebeğim. Seninle şu Yasemin cadısını ön tarafta bekleyelim. Bebeğim. Oğlum. Anne işlerini halletti. Yasemin'i burada bekleyelim senle oğlum. Bak yağmur da yağıyor zaten. Taksi bulmakla uğraşmasın Yasemin, değil mi? Zaten içeride çok kalamaz. Gerçekten inanılmaz. Kadıncağızı hiçbir şey söyleyemeden öldürdü yani. Soğukkanlılıkla hem de. İlk kez birini öldürmüyordu ki. O yüzden bunda şaşıracak bir şey yok. Karşısına çıkan her engeli bir şekilde aşmış. Peki herkesi bu kadar uzun süre kandırmayı nasıl başardı? Ceren aslında sürekli su alan bir tekneyi yüzdürmeye çalışıyordu. Elbette bir noktada batacaktı. Her hamlesinde bir şey kazanıyordu. Tülin'i öldürünce de geçmişinde bıraktığı bir beladan kurtulmuştu. Ama bir yenisi hemen kapısındaydı. Bu Okan denen adamdan bahsediyorsunuz herhalde. Evet. Ceren Okan'ı çoktan unutmuştu. Okan yıllarını hapiste geçirirken yediği o kazığı hiç unutamadı. Bu defa Ceren'in karşısında hasta yatağında ölümü bekleyen biri değil, hayatını onun yüzünden hapiste geçirmiş kızgın ve tehlikeli bir düşman vardı.